Gülbahar'la Katibe burada. Biz aslında evet. Gülbahar'la Katibe'yi bu konu içinde nereden tanıyoruz? Ee, katibe, e, hanımefendinin kaybolduğu, yani kaybolduğu sanıldığı gün evet. e, eve geliyor. Çocuğa soruyor. <laughs> diyor ki nerede babaannen? O da diyor ki yatıyor, uyuyor diyor. Evet. Katibe de tekrar geri evine dönüyor. Ta ki kayınvalidesi gelip de... ...ya siz niye evde duruyorsunuz kızlar hani, <laughs> e, yengeniz kayboldu diyene kadar... ...Katibe diyor ki gittik baktık, torun evde dedi evet. diyor... Ee, bunun üzerine geliyor yengeler, ee, evin içine kadar giriyorlar, odaya girip bakıyorlar uyuyor mu uyumuyor mu diye. Yani çok garip ama gerçek. Ee, daha sonra Gülbahar geliyor. Gülbahar geldiğinde de Necla'nın bayıldığı kısmını anlatmıştı ve e, Necla'nın hani çok da e, bayıldığına inanmadıklarını da anlatmıştı. Üstelik Necla pazar günü işte pazartesi günü hiç evden dışarı çıktın mı dediğimizde e, Gülbahar'a gittim. Turşu poşeti aldım demişti, Gülbahar da bunu kesinlikle yalanlamıştı. Biz evde bile yoktuk, sen bizden poşet falan almadın demişti. Fakat şimdi buraya gelmelerinin nedeni dün Güradiye'nin onlarla ilgili yaptığı iddialar. Efendim bakın, üç tane kardeş var. Biri Fatma Hanım'ın eşi, Mustafa Demir. İkinci kardeş, muhtar muhtar dediğimiz Mürsel Demir. Bir diğer erkek kardeş var, Kadir Bey, yani Kadir Demir. Şimdi katibi hanımla Gülbahar'da Kadir Demir'in yani bu üçüncü erkek kardeşin gelinleri. Şimdi Gülhadiye de diyor ki biz hep İstanbul'daydık. Ama biz oraya gittiğimizde aylardır kayıp olan akü bulundu. İkinci yedek akü. Yine bir gittik yatağın altından işte aylardır kayıp olan e, kayınvalidemin kesesi bulundu ki... Yani bence orada hani hepimiz ittifak halindeyiz ki o kese orada dokuz aydır Kesinlikle durması mümkün değil üstelik. Zaten bizzat kocası diyor ki ben iki kere kaldırdım yatağı evet. kardeşim. Bana niye inanmıyorsunuz? Ee, şimdi de diyor ki şey işte bunu Gülbahar'la Kağıt'ı bir eve giriyor. Onlardan değil ama ben onların aslında babalarından yani kayınpederlerinden şüpheleniyorum. Yanılıyor muyum doğru anlattım mı? Abla şüphelenmemin nedeni zaten o eve başkası girmez bizim tanıdıklarımız girer. Koyduysalar bu işi kim yaptıysa o koydur ya diye düşünüyorum. Bu kese demek ki bu işi yapan kim öldürdüyse adamı bu kese ondaydı demek ki. Ki büyük bomba patlatacağız diye konuşanlar belli ki patlatmışla bile. Kim o büyük bomba patlatacağız diye konuşanlar? Duyuyum ben geriden. E söyle tarafı mesela büyük bomba patlatacağız diye konuşuyorlar. Necla'nın tarafı derken ama kim? Bütün akrabalar geriden. Kim? Kimisi artık. Aa havamam söylüyor. Hava kim diyecek? Düşünüyorum. Diye, düşünüyorum. Canlı, hangi akrabası? Bu diye? eve kim girer? İşteleri. Kâhide girer. Adı ne Bahar adı? Bahar girer. Esra, girer, Zeynep İsa, girer. İsa, kuş. Akkuş. Ha? İsa Akkuş. İsa Akkuş mu büyük bomba patlatacağız demiş. Bu konuyla ilgili. Demiş. Evet. Yani. Dayıma demiş, Hasan dayıma. Hasan dayına demiş. Sonradan da de bu kese mi bulundu bunun üzerine? Pespeli o, öyle demeye gardım o. E peki o İsa Akkuş dediğin girebilir mi sizin eve? Gelemez o çarşamba da. Ee nasıl o zaman? Ya, birisine parayla yaptırır.